tabii. Birlikte bir şeyi yapma anlamına geliyor. Müşareke ortaklıktır. Birlikte bir şeyi yapmak anlamına geliyor. Bu birlikte yapma bazen yan yana yapar. Olur yaparız. Birlikte yaparız. Bazen karşı karşıya. O da birlikte yapar aslında. Mesela A tele. Mesela burada müşareket var. A tele. Burada müşareket var. Bu ne anlama gelir? Şimdi biz birlikte bir orduyuz. Birlikte düşmana karşı savaşıyoruz. Biz A tele yapıyoruz. A tele yapıyoruz. Ya da iki grubuz birbirimize karşı vuruşuyoruz. Gene aynı dünya. Yani bazen bu birliktedir, bazen de farklı farklı. Peki bunlar neyi sorup duruyorlar? Bu şeyler soruşup soruşup duruyorlar. Bir de bu süreklilik bildiriyor. Yani bu bab süreklilik bildiriyor. Yani bunlar bir kere oturup sorup durmamışlar. Sorup sorup durmuşlar. Sürekli soruşup soruşup duruyorlarmış. Birbirlerine karşılıklı sorup duruyorlarmış. Birleşiyorlarmış, gidiyorlarmış, başkalarına soruyorlarmış. Neyi soruyorlar bunlar? Hani ne be ilahım? Büyük haberden soruyorlar. Nedir büyük haber? Burada iki görüş vardır arkadaşlar. İki tane görüş var. Bir ahirettir. Hani ne be ilahım? Tefsirlerde esas olarak kabul edilen görüş budur. İkincisi ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ya da Kur'an-ı Kerim'in gelmesi, Kur'an-ı Kerim'in vahyi ile muhatap olması meşrutları. Yani biz buradan hemen arkadaşlar zihnimizde bir resim ortaya çıkıyor. Gözümüzü kapatıyoruz, kalbimizi açıyoruz ve hemen video filmi canlanmaya başlıyor. Mekke'ye gidiyoruz. 1400 yıl öncesine gidiyoruz arkadaşlar. 1400 yıl öncesine gidiyoruz. Ebu Lehebler, Velid bin Mughireler, As bin Vahiler, Habbab bin Eretler, Ammar bin Yasirler, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemler, Ebu Bekirler, değil mi? Ömerler yaşıyorlar burada. Ve bir nebe-i azim çıkmış. Büyük bir haber çıkmış. Ne de bu büyük haber? Bir, ahiret inancı. İki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geldi. Ahiret inancı arkadaşlar, Mekke'li müşriklerde önce ona değinelim. Yok gibi bir şey yani. Yani bazıları direkt inkar ediyorlar. Biz diyorlar öldükten sonra toprak kurabiliriz. Artık öldükten sonra bir diriliş yok. Ne diyor? Estağfirullah. يَقُولُونَ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ Biz diyor bu çukurlardan geri döndürülecek miyiz? اِنَّا عِزَامًا نَخِرًا Bizler toz toprak olmuş, kemiklerimiz toprak olduktan sonra eğer bu dediğimiz olursa قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةُ الْخَاسِرَةِ O zaman bu gerçekten hüsranlı bir dönüştür. Evet, bakın arkadaşlar bu Mekkeli müşriklerin ahiret inancını açıklayan ayetlerden bir tanesi. Onlar diyorlardı ki biz bu çukurdan yani mezardan tekrar inne lemer duğduğun etil hafirah biz bu çukurlardan geri döndürülecek miyiz diyorlar bakın. Evet. ve biz diyorlar un ufak olmuş kemikler olduktan sonra tekrar yeniden bu dünyaya mı geleceğiz diyorlar. Böyle bir inançlar çoğunlukla. Mesela Ebu Sufyan Ümeyye bin Ebi Salt ile gelir de yolculuk yaparlarken diyor bir peygamber gelecek diyor. Ümeyye bin Ebi Salt. Çok yakın diyor. Bir peygamberin diyor gelmesi çok yakın diyor. Bunu söylerken bir yeminde bulunuyor. Şuna benzer bir yemin. Allah'a ve ahiret günü yemin ederim ki ne diyor? Yakında diyor bir peygamber gelecek diyor. Ümeyye bin Ebi Salt. Tabi daha peygamberimizin ortaya çıkması yok daha. Duyulmamış yani peygamberimiz. Peygamberlik gelmiş ama daha Ebu Sufyan bilmiyor. Diyor ki ne? Sence diyor ahiret günü var mı diyor. Vallahi diyor şu diyor güneşi gördüğün gibi, ayı gördüğün gibi diyor ahiret günü de diyor hukuk bulacaktır diyor. Ümeyye bin Ebi Salt. Ama
Mekkeli müşriklerin inançlarını bize göstermesi açısından arkadaşlar bu önemlidir. Onlarda bir ahiret günü inancı yoktur. Bunlar günümüzde ateist dediğimiz insanlara benzer. Onlar da derler, biz öldükten sonra artık bunun devamı yoktur derler. Yani nebe-il azimi inkar ederler. Bunlara benzerler. Zaten en zayıf oldukları nokta da bu. Ateistlerle konuşurken dersin ki, öldükten sonra ne yapacaksınız? Orada hemen takılır. Ya işte toprak olacağız. Peki sonra işte ondan sonra bir ot olarak. Şimdi sadece toprak olma, yok olma duygusu esas orijinali böyle. Günümüzde ise bu da ağırlarına geliyor. Şimdi diyorlar ki bir başka canlı Hindistan'dan reenkarnasyonu transfer etmişler. Onu şey yapıyorlar. İşte sonra bir başka bir canlının vücudunda tekrar dirileceğiz. Bir ot olarak, bir böcek olarak, bir hayvan olarak. Yani insan olarak cennette dirilme bu insanlara inandırıcı gelmiyor ama ot olarak bileceklerine inanıyorlar yani. Hatta Eşkıya filminin son sahnesinde de bu vurgu yapılıyordu özellikle. Öldükten sonra dirilme konusunda ot olarak dirilmek. Unuttum sahneyi de. Öyle bir vurgu vardı yani. Arkadaşlar öyle bir inanç maalesef. Daha doğrusu inançsızlık. Ahiret inançsızlık. Biz bir şey patladı. Büyük bir patlama oldu. Biz bir uku bulduk. Ve ondan sonra da öleceğiz, mezara gideceğiz. Böyle bir inanç. Mekke'li müşriklerden ikinci grup ahiretin varlığına inanıyor. Öldükten sonra Allah'ın huzuruna çıkacaklarına inanıyorlar. Fakat ona göre yaşamıyorlar. Hayatlarını buna göre şekillendirmiyorlar. Ahiret inançları zayıf. Bu insanlar içki içiyorlar. Zina ediyorlar. Hayatlarını yaşıyorlar. Ama sorduğun zaman biz Allah'a ve ahiret gününe inanıyoruz diyorlar. Allah'a da inanıyorlar. Bu ateist dediklerimiz dahi arkadaşlar Allah'a inanıyorlar. Bizim ateistlerden öyle bir farkı var. Yani Ebu Süfyan ahirete inanmıyor ama Allah'a inanıyor. Çünkü bunlara İsmail Aleyhisselam'dan gelen bir dinleri var yani. Bunlar bize benzerler arkadaşlar. Bizler de değil mi? Allah'a ve ahiret gününe inandığımızı söylüyoruz. Ama ne yapıyoruz? Zina ediyoruz, içki içiyoruz, her türlü haramı işliyoruz. Değil mi? Halbuki Allah'a ve ahiret gününe inandığımızı söylüyoruz. Kul hakkı yiyoruz, insanlara zulmediyoruz. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir Müslüman böyle mi olur? Yok, böyle olmaz. Ama biz böyleyiz. Bir kısmımız da buna benziyor. Diğer bir kısmı ise Allah'a ve ahiret gününe inanıyor. Ve ona göre yaşamaya çalışıyor. Tamam mı? Mekkeli müşriklerden. Dindar, bunlar dindar Mekkeli müşrikler. Tamam mı? Ebu Cehil, Asmin Vahit, bunlar dindar adamlar. Yani bize hani ateist gibi geliyor da değiller. Gayet dindar adamlar. Ümeyye bin Ebi Salt, dindar bir adamdır yani. Bunlar hatta İslam'a karşı savaşırken din adına savaşıyorlar. Peki dinleri ne bunların? İsmailiye dini. Yani İsmail Aleyhisselam'dan gelen bir din. Ama o kadar bozulmuş bir din. Yani yaklaşık 300 yıl önce. Bunu daha önceki sohbetlerde anlatmıştım inşallah. Böyle bir inanç var yani. Ahiret konusunda kafalarda net bir inanç yok. Bu dinler dediklerimiz dahi ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bunlar genelde hanifler ve bunların çevresinde toplanan, direkt hanif olmakla birlikte adam Allah'a inanıyor, ahiret gününe inanıyor. Ama putlarla şirk koşuyor yani. Dindar bir adam, mesela Ebu Talib, mesela dindar bir adamdır. Hamza, ondan sonra neydi onlar da? Abdülmuttalib, peygamberimizin dedi. Bu Haşimiler genelde dindarlardır. Bir de böyle bir özellikleri vardır Haşimilerin. Haşimilerin içerisinde bir yamuk adam Ebu Leheb çıkmış. Kendi ailesi bile nefret ediyor bundan. Yani böyle bir adam. Genelde dindardır yani. Haşim ailesi, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan geldiği aile genelde dindar. Ama şirk anlamında dindar, İslam anlamında dindar değil. Biraz Hazreti İsmail'den bir şeyler var. Biraz kutluk, biraz türbecilik, biraz işte şu bu vesaire cincilik, cinlere tapma falan öyle şeyler var. Böyle bir dinler var yani. Dolayısıyla arkadaşlar böyle karışık bir durum var. Ve bunu gündeme getiren bir peygamber var. Her ne kadar bu üç grupta biri hiç inanmıyor, biri inanıyor ama gereğini yerine getirmiyor, biri ise inanıyor, gereğini de yerine getirmeye çalışıyor ama ahiret inancı Mekke'nin gündeminde yok arkadaşlar.
Yani örtülmüş, üzeri örtülmüş, unutulmuş. Biliyorlar, beyinlerde var ama kalplerde yok. Bizde olduğu gibi. Yani bugün bakıyoruz, bizler yani, cemaat ehli olan bizler dahi değil mi? Ahiret imanımızı sorguladığımız zaman gerçekten çok kötü notlar alıyoruz. Hepimiz kendimizi sorguladığımız zaman çok kötü notlar alıyoruz. Böyle bir şey var. Ve İslam'ın getirmiş olduğu en önemli devrim arkadaşlar ahiret imanıdır. Mekki ayetlerde iki ana vurgu, iki şey vurgulanıyor arkadaşlar. Bir Allah inancı, iki ahiret inancı. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inanmak dahi bunların çok çok gerisinde kalır. Yani vurgulanma sıklığı anlamında söylüyor. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir noktada İslam ahiret inancını yeniden gündeme getiriyor. Yani şöyle bir durum yok arkadaşlar. Ahiret diye bir şey bilinmiyordu. İslam bunu yeni ilk defa gündeme getirmiş değil. Biliniyordu arkadaşlar. Fakat İslam bunu gündeme getirerek insanların gündemine sokmuştu yani. Yani bugün zinanın haramlı olduğu herkes tarafından biliniyor. Ama kimse gündeme getirmez abi. Yani aramızda sessiz bir ittifak var. Sessiz bir anlaşma var. Gözümüzü kapatırız. Şimdi mesela diyelim bir sanatçıdan bahsedildi. O sanatçıya fahişe dersen sanat çok zoruna gider. Çok meşhur bir sanatçıyı düşünün. Şu an benim aklıma gelen bir örnek yok. Çok zorlarına gider insan. Ama fahişe yani. Zina yapıyor. Orasını burasını açıyor. Her türlü kötülük var. Fahişe. Tamam. Hatta ara ara oluyor yani ben tam bilmiyorum da işin içinde olanlar daha iyi bilirler. Böyle tuştan dolayı bu ünlü dediğimiz sanatçılar polisle bir ara tutuklanmıştı yanlış hatırlamıyorum. Öyle bir şeyler de olmuştu. Mesela ben sınıfta şey yapıyorum, işte konuşuyorum böyle bir televizyona falan da taşıdığım zaman. Polat gibi şerefsizler dediğim zaman çocuklar şöyle bir irkiliyorlar, bir sarsılıyorlar. Tamam mı? Polat'a niye şerefsiz? Hocam Polat şerefsiz değil falan diyorlar. Çocuklar diyorum, Polat kim? Mafya. Ne iş yapıyor bu adam? İnsanlar zorla parasını alıyor. Peki insanların zorla parasını alan, gasp eden adam şerefsiz değil midir? Onun karakterinden bahsetmiyoruz. Onu oynayan şahıs, kimse, o adamdan bahsediyor. Televizyondaki Polat karakterinden bahsediyoruz. Arkadaşlar, bu adam en güzel şeylere biniyor değil mi? Arabalara, evet. En güzel kızlarla geziyor, evet. En güzel villalarda kalıyor, evet. Peki bu parayı nereden kazanıyor bu Polat? Seni beni soyuyor, para çalıyor, çek alıyor, bundan alıyor yani Polat. Nereden bu kadar para kazanıyor? Alnının böyle terini sıyırıp da mı pazarı kazanıyor? Sen biliyor musun böyle güzellikleri, şunları bunları? Var mı sağda solda 3-5 tane kız? 131 olmaz. Yani arkadaşlar bakın, şerefsiz dediğimiz zaman böyle bir sarsılıyor insanlar. Ama aramızda ittifak etmişiz. Biz Polat'a kesinlikle şerefsiz demeyiz yani. İşte aynı bunun gibi. Halbuki Polat'ın kötü birisi olduğunu hepimiz biliyoruz abi. Polat gibi bir adam gerçek hayatta bizim komşumuz olsa kesinlikle uzak dururuz, selamı dahi aman başımıza bir bela gelmesin diye selam veririz. Çoluğumuza çocuğumuza deriz ki aman ha onların çocuklarıyla konuşma, onların çocuklarıyla muhatap olma, onlardan uzak dur, onlar kötü adamlar deriz. Değil mi? Televizyonda benim bilmediğim bir sürü böyle karakterler, çocuklar anlatıyor. Şimdi öyle bir kadın, televizyonda o canlandırılan kadınlar, bazı filmlerde çocuğun anlattığına göre mesela bir fuhuş yapan kadının hayatını almışlar. İşte film çekmiş. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Bir sürü anlatıyor çocuklar. Şimdi öyle bir kadın bizim komşumuz olsa arkadaşlar biz ne yaparız? Hanım abi kesinlikle deriz onun evine gittiğini görmeyecek. Onu bırak görüştüğünü görmeyecek. Değil mi? Ama bunlar televizyonda bize bir rol model olarak ortaya konuyor değil mi? Ve biz buna karşı sessiziz arkadaşlar. Bakın 5-6 ay önce Türkiye'de bir kürtaj tartışması oldu. O gün de söylemiştik sohbetimizde. Kürtaj tartışması oldu. İnsanlar kürtaj olmalı mı, olmama, almalı mı, almamalı mı filan bir mekan. Bunu tartışıyorlar. Halbuki tartışılacak problem bu değil de arkadaşlar. Zina haram mı değil mi? Kürtaj zinanın bir sonucudur. Zina olmasa kürtaj da olmasa. Biz esas bataklığı bırakmışız. Yani esas problem neyiz? Bunlar zina etmesi, kürtaj olması değil yani. Asıl problem zina etmesi. Aynen bizim bu örtülü bir ittifamız var, sessizliğe ittifamız var, sessizlik konusunda ittifamız olduğu gibi Mekke'li müşrikler de
Allah'ı ve ahiret gününü anmama konusunda aralarında bir ittifak var arkadaşlar. Ve İslam getirdi, bunları tam ortaya koydu. İslam getirdi, bunları tam ortaya koydu. Ve bu sefer Mekke müşrikler aralarında tartışmaya başladılar. Allah var mı, yani ahiret günü var mı, yok mu, şöyle mi, böyle mi filan tartışmaya başladılar. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar, ne oldu? Gündem Allah ve ahiret günü oldu. Buna özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Unutulmuş Allah, unutulmuş ahiret. Beyinler biliyor ama yani kalplerde unutulmuş, dillerde unutulmuş, gündem olmayan meseleyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem getirdi, ortaya koydu. Ve اَمَّ يَتَسَاءَلُمْ ف۪يلِ اُكُبُولُ. Onlar şey yapıyorlar, soruşuyorlar. Yani artık İslam'ın gelmesinden sonra Mekke'de, meclislerde şu konuşulmaya başladı. Ahiret günü var mı? Yok mu? Muhammed'in dedikleri doğru mu sallallahu aleyhi ve sellem? Değil mi? Ne diyorsunuz bu konuda? Olabilir mi? Olmayabilir mi? Ama böyle konuşmaya başladı. Ve artık onların gündemi Şam ticareti değil, Şam'dan getirdikleri ipekler değil. Onların ticareti Habeşistan'dan getirdikleri deriler değil. Onların şeyi Yemen'den getirdikleri buğdaylar değil. Bunların kaça alındığı, kaça satıldığı, bunları şey yapmıyorlar yani, tartışmayı bırakıyorlar. Önceden meclislerinde oturdukları zaman neyi konuşuyorlardı? İşte Şam'da ipek fiyatları düşmüş, gidelim onu alalım. Farazi söylüyorum tabi bunları. İşte gidelim Yemen'de şundan alalım, bunu Şam'a satalım. Biliyorsunuz arkadaşlar, sevgini eksenli. İlafi Kureyş'in süresinde belirtilir bu Şam ve şey yolları. Bunu konuşuyorlardı. Hayatlarında buydu. Ya da ava çıkarlardı, popüler olan şeyler. Biliyorsunuz. Ava çıkarlar, ben gittim şöyle bir çektim oku, attım, Ceylan'ın gözünden vurdum filan. Avcılık çok popülerdi o zamanlar. Bunun gibi şeyler konuşuyorlardı arkadaşlar. Allah gündemden düşmüştü, ahiret günü gündemden düşmüştü. İşte İslam getirdi, onların evlerinin içerisine Allah'ı soktu. İslam getirdi, onların meclislerinin içerisine ahiret gününü soktu. İslam getirdi, onların dillerine Allah'ı ve ahiret gününü soktu. Ve insanlar bunları konuşmaya başladılar. İnsanlar bunları tartışmaya başladılar. Ve Mekke'de gündem arkadaşlar ne oldu? Allah ve ahiret günü oldu. İşte biz buradan şu sonucu çıkartıyoruz arkadaşlar. Burası çok çok önemli. Müslümanın gündemi her zaman Allah ve ahiret günü olmalıdır. Allah'a ve ahiret gününe iman etmek, Allah'ı konuşmak bizim birinci derecede gündemimiz olmalıdır. Halbuki biz neyi konuşuyoruz? Mesela gündem olarak değil mi? Şu an ne var popüler gündem olarak? O sınavçının şeyi içeriye girmesi var. Başka ne var? IŞİD var. IŞİD de biraz azaldı. Kobani vardı bir ara. Biraz azaldı onlar. Şu an popüler ne var başka? Gazze, Kudüs. Gazze var, Kudüs var. Ha, böyle şeyler var yani gündemde. İşçi sağlığı gündemi var. Hı? İşçi sağlığı var. Ha, bir de bu madenlerde ölen işçiler falan var. Şu an gündem bu şekilde devam ediyor. Tabii normal gündelik meselelerde konuşacağız ama Müslümanın ana gündemi arkadaşlar Allah'ın dini, Allah'ın kitabı, ahiret günü, Allah'ın Resulü ve İslam daveti olacaktır. Bizlerin evlerde gündemimiz Allah ve Allah'ın dini olacaktır. Bizlerin iş yerinde gündemimiz Allah ve Allah'ın dini olacak. Allah ve ahiret günü gündemimiz olacak arkadaşlar. Sürekli bu konuşulacak. Tamam. Onlar başka insanlara hoşlansa da hoşlanmasa da, sevse de sevmese de her şeyde gündemimiz İslam olacaktır. İşte İslam'ın yaptığı şey buydu arkadaşlar. Yani اَمَّ يَتَسَاءَلُمْ. Yani onlar habire يَتَسَاءَلُمْ. Soruşup soruşup duruyorlar. Konuşup konuşup duruyorlar. Ve Mekke'de arkadaşlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl boyunca peygamber olarak Mekke'de kaldı. 13 yıl boyunca, 13 yıl boyunca arkadaşlar gündem her zaman tevhid. Hiç değişmedi. Her zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözlerine soktu yani. وَاسْتَعْبِ مَتُ اُمَرُمْ. Onlara emrolunduğu şekilde başlar çatlayıncaya kadar Allah'ın dinini anlattı. Yani ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem
ve sahabeler Allah'ın izniyle onlara Allah'ın dinini ne yapıyordu? Anlatıyorlar. İkincisi nebe. Nebe, nebe büyük haber demek. Nebe önemli haber demek. Normal habere Araplar haber diyor. Haber zaten. Tamam. Haberin var mı? Ali geldi mi? Veli geldi mi? İşte, ne oldu ya? Bu işler haber var mı? O haber. Ama nebe önemli haber. Ciddi olaylar. Çok mühim olaylar nebedir. Tamam. Nebi haber getiren kişi demektir. Önemli haber getiren kişi demektir. Nebi önemli haber getiren kişidir. Demektir. Tamam. Yani bir adam önemli bir haber getiriyorsa, bize önemli bir bilgi getiriyorsa o adam nebidir. Peygamber anlamında söylemiyorum bunu, kelime anlamında söylüyorum. Mesela bir yönüyle baktığımızda ben size önemli bir haber, ben nebiyim, şu an bir nebiyim. Tamam mı? Neden? Size önemli bir haber veriyorum, önemli bir açıklamalarda bulunuyorum. Önemli açıklamalarda bulunuyorum. Bundan dolayı ben nebiyim arkadaşlar. Tamam mı? Size önemli haber getirdiğim için. Nebede çok çok önemli, çok çok mühim, çok çok kritik haberler dedik. Tamam. Mesela şeyde ya yuhelledine amenu ince fasikun bi nebein fetebe. İnce ku fasikun. Ey fasıklar, şey ey müminler, fasık size bir nebein nebe bakın. Bir nebeyle bir çok önemli bir haber geldi. Sizden onu araştırın. İşte adam fasık bize çok alakasız haber getirdi. Onu araştırmamız gerekmiyor. Şimdi inşallah buradaki her şeyi herkesi tenzih ediyoruz ama bir tanesi geldi. Biz biliyoruz bu adamın fasık olduğunu. Bize bir haber getirdi. Tamam. Belediye şuraya çiçek dikecekmiş. Şu ön tarafa çiçek dikecekmiş. Eyvallah kardeş, çiçek dikecekse diksin. İyi olur inşallah. Der, geçeriz. Bu önemli bir haber değil. Bu haberdir. Ama önemli bir haber değil. Çok da üzerinde durmayı gerektiren bir durum söz konusu değildir. Ama o fasık dediğimiz kişi bize bir önemli haber getirdi. Tamam. Diyelim ki Kudüs bombalandı diye. Biliyorsunuz Kudüs hazırlanıyor yani. Altı Mescid-i Aksa bombalanmak için hazırlanıyor. Bu önemli bir haberdir arkadaşlar. Bunu araştırmamız lazım. Bunun peşinde düşmemiz lazım. İşte buradaki nebe önemli haber demek. Bir de azim. Büyük ve önemli bir haber. Büyük bir ve önemli haber. Bununla ilgili ikinci görüş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişi. Veyahut da Kur'an. Tabii ikisi birbiriyle bağlantılı olduğu için biz ikisini birlikte alacağız inşallah. Bir dedik Allah ve ahiret günü. Öteki nedir? Peygamber. Yine 13 yıl boyunca arkadaşlar, 13 yıl boyunca Mekke'nin gündemi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta Mekke fethedilinceye kadar gündemi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur. Hatta 1400 yıl boyunca ilk vahyin geldiği günden bugüne kadar dünyanın gündemi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur. Ve arkadaşlar o gün insanlar peygamberi konuşuyorlar. Gerçek peygamber mi değil mi? İman etmeli miyiz, etmemeli miyiz diye yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden konuşuyorlar. Ve o gün insanların gündemi Allah'ın kitabı idi. İnanmamalarına rağmen Allah'ın kitabı onların gündemi. İnanmamalarına rağmen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların gündemi. Otururlardı, evlerinde bunu konuşuyorlardı, sokaklarında bunu konuşuyorlardı, meclislerinde bunu konuşuyorlardı, kervanlarıyla gidip gelirken, ticaret için gidip gelirken yolda bunu konuşuyorlardı. Arkadaşlar bütün gündem buydu. Hatta açık daveti geçirdikten sonra bütün Arap Yarımadası'nın gündemi arkadaşlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in davetiydi. Gündem bu. Bu hiçbir zaman gündemden düşmedi. İşte arkadaşlar yetese elundaki elifin özelliği budur. Bakın bir harfin açıklaması. Yetese elundaki elif yani müşareket bildiren o elifin inşallah açıklaması budur. Yani gündem. O zaman arkadaşlar bizler de her zaman, her yerde İslam'ı gündem edeceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ya hayır konuşun ya susun. Bir yere misafirle gittiysek hocam ve oradan bir şeyler anlatmadan döndüysek nefsimizi kınamamız lazım. Fabrikaya gittiysek, orada arkadaşlarımız bir şey anlatmadan döndüysek nefsimizi kınamamız lazım. Okulumuza gittiysek, bir kişiye bir şey anlatmadan döndüysek
Nefsimizi kınamamız lazım. Ama değil mi? Yıllarca fabrikada çalışıyoruz, bir kişi İslam'ı anlatmamışız. Yıllarca okula gidiyoruz, bir kişi İslam'ı anlatmamışız. Yıllarca şey yapıyoruz, aynı mahallede oturuyoruz, bir kişi İslam'ı anlatmamışız. Dışarıdan bakan insana bizim namazını tutan, orucunu kılan ve hiçbir şeye karışmayan bir insan olduğumuzu düşünüyoruz. İşte arkadaşlar, bu nebevi hareket metoduna uygun bir davranış değildir. Gündemimiz her zaman İslam olacak. Bir yerde oturduğumuz zaman arkadaşlar, ev alma, ev satma. Ev alıp satacağımız da yok ha. Tamam. Diyelim ki de ev popüler oldu. Oturuyoruz iki saat ev konuşuyoruz. Allah'ın dinini konuşmuyoruz, evi konuşuyoruz. Halbuki ne ev aldığımız var, ne sattığımız var. Ya da arabaları konuşuyoruz saatlerce. Ya da o gün gündemde olan olayları konuşuyoruz. Arkadaşlar çok değil, 6 ay önce gündemde ne bu, nasıl olmuş falan dediğimiz olaylar bugün unutuldu gitti ya. 6 ay önce gündem neydi diye sorsak hiçbirimiz bilemeyiz. Ben bilmiyorum ya şahsen. Ya o gün sanki o olay olduğu zaman dünya yerinden oynamış gibi hissettiğimiz ya da bize hissettirilen olaylar bugün hiç unutuldu gitti arkadaşlar. Gündem geçici bir şeydir. Sabun gibidir. Erir gider gündem. Mum gibidir. Erir gider. Gündem dediğimiz şey. Kamuoyu dediğimiz şey. Unutuyoruz arkadaşlar. Yani en skandal dediğimiz ne oldu? Yani aklıma gelen şu. Diyelim Baykal'ın kaset olayı mesela. Deniz Baykal değil mi? Bir kaset olayı olmuştu. Çok gündemdi. Çok popülerdi. Ve Türk siyasetini etkileyen bir olay olduğu için bunu anlatıyorum. Ne oldu? Şimdi unutuldu neredeyse. Ne? Dolayısıyla arkadaşlar, ne dediğimiz bak o uzan sanki siyaset durmuş gibi hissediliyor. Ya da birkaç ay önce işte Davutoğlu Başbakan oldu, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Herkes bunun olacağını biliyordu yani. Bilinen şey oldu. O günlerde gündem sadece oydu yani. Yani başka olaylar işte unutuyoruz böyle. Ben de unutmuşum çoğunu. Yani bakın, bunlar bizim günlerimiz olamaz arkadaşlar. İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi güneşe bakıyor, pardon yıldızlara bakıyor, yıldızlar ay çıkınca kayboluyor. Ben diyor yıldızlarla ibadet edeceğim, benim Rabbim artık yıldızlar diyor. Sonra ay çıkınca diyor benim Rabbim diyor aydır diyor. Sonra diyor güneş çıkınca benim Rabbim güneş diyor. Sonra diyor ki benim Rabbim diyor ayı, güneş ve yıldızları yaratandır diyor. Değil mi? Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Çünkü gündem dediğimiz şey budur. Gündem bir puttur. Sen ona tap tap bitmez yani şeyin putları. Sistemin putları bitmez. Battı gitti yani. Esas ise ayı, yıldızları, güneşi yaratan ve alemlerin Rabbi olan Allah'a olan kulluğumuzu her zaman hatırlamaktır arkadaşlar. Her zaman aklımızda tutmaktır. Her zaman gündemimizde tutmaktır. Peki bunun yol ve yöntemleri nelerdir? Bunun yol ve yöntemleri nelerdir arkadaşlar? Bir, ilk önce böyle derslerimize, sohbetlerimize devam edeceğiz. Bir Müslüman hayatında en az 3 gecesi sohbetle geçirecek arkadaşlar. En az. Yok ailemize de var, ailemize de 4 gün yeter. Vakit ayıracağız. Hayır, tamam. 4 gün yeter. 3 gün adam vaktini İslam'la geçirecek. Bir. İkincisi, böyle sohbetlerimize, derslerimize düzenli geleceğiz. Üçüncüsü, gündem oluşturabilmemiz için o gündem bilgisine sahip olmamız lazım. Bir Müslüman günde en az 30 sayfa kitap okumalı arkadaşlar. 30'un altına kesinlikle düşmemeli. En az 30 sayfa kitap okumalı. Ve ondan sonra da okuduğumuz her şeyi gideceğiz, anlatacağız. Yani nasıl anlatacağız? Bir aşıkın kız arkadaşını arkadaşlarına anlattığı gibi. Nedir? Bir kıza aşık olmuştur. Gelir arkadaşlarının yanına. İşte laf bulur. Yani bir laf bulsam dedi arkadaşlarıma anlatsam. Ya da birisi araba almıştır. Tamam. İşte okula gelir öğretmenler odasına. Ama kimsenin araba aldığından haberi yok. İşte park etmiş gelmiş. Tamam. Bir an önce o konuyu konuşmak isterim. Yine araba, ya birisi ev almıştır, bir an önce o konuyu konuşmak isterim. Özellikle araba alma sürecinde olan arkadaşlarımıza dikkat ettiğimiz zaman, değil mi?
arabayı satmış, yeni bir araba alacak. Sürekli araba konuşuyoruz değil mi? Sürekli onu gündeme getirmek istiyoruz. Sürekli onun konuşmak istiyoruz. Sürekli onunla ilgili olmak istiyoruz. Neden? Çünkü kıza aşığız ondan dolayı. Neden? Çünkü arabaya bağlıyız ondan dolayı. Neden? Çünkü eve muhtacız ondan dolayı. İşte biz Allah'a aşık insanlar olarak, Allah'a bağlı insanlar, Müslümanlar olarak, Allah'a muhtaç olan insanlar olarak her zaman aşkımızı, her zaman bağlılığımızı, her zaman ihtiyacımızı anlatacağız arkadaşlar. İşte bu inşallah Hamleyetise Erdoğan'daki o elifin tefsiridir inşallah. Allah'a kürtüden razı olsun. Subhanallah ve bilhamdülü şerimle ilmehine Allah'a hakkında. Subhanallah ve bilhamdülü şerimle ilmehine Allah'a hakkında.